Sen bize nasıl böyle bir şey yaparsın Ludmila? Her istediğini yaptın. Sen de gidip doğruları anlatacaktın karakolda. Bu evliliğin sahte olduğunu söyleyecektin hani. Ya kızım biz sana güvendik. Biz sana yardım etmeye çalıştık. Ama sen dakikasında bizi sattın ya. Vallahi helal olsun sana ya. Kusura bakmayın. Böyle yapmak zorundaydım. Sizin bilmediğiniz bir şey var. Vallahi ben bilmem. Madem bunu tatlı yoldan çözemiyoruz, biz de başka bir yol deneyeceğiz. Yani o zaman dava açarız sana. Aynen öyle. Biz ne uğraşacağız ya? Mahkemeye verelim, kendi uğraşsın. Tamam, ben varım. Zaten nasıl olsa uzun sürer. O zaman içinde ben kendim işleri halledeceğim. Ama o zamana kadar Şefkat benim kocam. Ben de onun karısıyım. Onu böyle bilin. Hala kocam diyor ya. Tamam, sen bir şey yapma çok. Çözeceğiz, merak etme. Böyle olmaz be. Sen nasıl bir çıraksın ha? Nasıl bir çıraksın sen? Sen beni dünyaya rezil etmek için mi geldin? Neden geldin acaba bilmiyorum. Niye icat yapıyorsun oğlum sen? Bir icat yapılacaksa onu ben yaparım, tamam mı? Sirkeden lavabo açacağı icat edecekmiş. İşe yarasa bari, o da yaramadı. Senin yüzünden hem evden kovulduk hem paramızı alamadık be. Allah cezanı versin seni. Acaba evden kovulmamızın senin kadının gözüne limon sıkmanla bir ilgisi olabilir mi usta? Ne alakası var lan? Ne alakası var? Ben limonu lavaboya sıktım. Sen işine burnumu sokmasan, müşteri gelip gözünü limona sokmasan onların hiçbiri olmayacak. Koskoca cuma ustayım ben. Koskoca cuma usta. Organik bilim dalında ilerlemeye çalışırken hep önümü tıkılıyoruz. Hep önümü tıkılıyoruz. O iş sirkele mi olur bir kere? Sirke, karbonat, tuz. Saçmalama lan. İskembe çorbası tarifi mi veriyorsun? Sirkeyle olurmuş, limonla olur o limon. Hayır, sirke. Limon. Sirke diyorum la. Abuk subuk konuşma bak. Limon diyorum. Sirke diyorum la ben de. Limon diyorum la. Sirke diyorum la. Ustanın üstüne söz söylemez limon. Eller elini yerdir. Turşu mu kıracaksınız beyler ha? Limon, sirke, sirke, limon. Hey, neşeli günlerdeki rahmetliler geldi aklıma. Turşu ne limonla kurulur ne sirkeyle. Turşu. Dostlukla kurulur, sevgiyle kurulur. Vıdı 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 vıdı. Onlara hiç girme. Allah'ını seviyorsan ben bundan çok sıkıldım. Turşusunu kuracağım. Artık öyle kurtulacağım ben bundan. Bir filmde gördüydüm ben hatta be ya. Böyle en yakın arkadaşım lime lime doğrayıp kavanozlara dolduruyor. Sondan o salamura yapıyor. Salamura yapacağım ben sana. Salamura İsmail. Bu dediklerinden var ya, acayip pişmanlık duyacağım biliyor musun? Hem ben niye hala senin yanında çalışıyorum ya? İstifa ediyorum ben. Yürü git lan. İsmail. Sakin ol. Sağlam kafayla düşün, öyle karar ver. Sağlam kafayla düşün diyorsun. Kafayı buldun, sağlamını arıyorsun yani. Sakinini arıyorsun. Hala konuşuyor görüyorsun değil mi muhtar? Beni kaybettim, farkına var artık. Artık senin bir çırağın yok. Yalnızsın. Tek başınasın bu hayatta. Ne halt edersen et. Yürü be. Yalnızmışım. Ulan ben zaten yalnız geldim, yalnız gidiyorum. Yalnızlık sultanlıktır. İyi halt ettin ha. Vallahi. Şevkat'in bunu benim yanıma verdiği güne lanet ediyorum. Nereden verdi ya? Oh be kurtuldum. İnşallah geri dönmez. Hayırdır sen niye yardıma kalma? Ha Cuma. Buna bir iyi bakman lazım. Ne faks çekebiliyorum, ne faks alabiliyorum. Sorun ne diyorsun? Sorun sende Nikocuğum. Bunda bir sorun yoktur. Bunun kesin toneri bitmiştir de faks mı kaldı? Allah'ını seversen ya. Tamam ama teknolojiyle sıkıntılar var. Toner mi? Bağla bakalım şunu bir içeri ben bakacağım. Al işte. Herkes soruyor işte şimdi ne oldu diye. Biz nasıl anlatacağız her şeyi teker teker millete? Hiç milletle teker teker uğraşmaya gerek yok. Gülper ablaya haber ver. O zaten herkes eğer. Tamam. Teyzenim, zeytin gözlüm. Ben öyle bir an gaza gelip istifa ettim ama şimdi ne olacak halimiz? Hayır, Gülper'e hangi Bozkır Baba ne der? Zaten zar zor kabul ettiler beni biliyorsun. Şimdi bu durumu öğrenince kesin kapının önüne korlar beni. Kedi yavrusu gibi. Yavaş koysunlar. Senin arkanda kapı gibi karın var be. Ben varım. Hem boş ver ya. Zaten harcanıp gidiyordun o cüce Cuma'nın yanında. Aslanım benim, sen her şeyi yaparsın. Ne konuşuyorsunuz siz böyle fısır fısır bakayım? Gülper anneciğim, size bir haberimiz var ama ben nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum şu an. Ay, ay, ay ben buna hiç hazır değilim daha Bozkır'cığım. Yoksa ben anneanne mi oluyorum? Anneanne oluyorum ben. Hamile misin kız sen? Hamile miyim İsmail ben? Yoksa baba mı olacağım ben teyzeme? Bak işler daha da karıştı şimdi. Ay doğru düz söyleyin şunu. Yani bebek geliyor mu? Var mı? Ha yok canım bebek falan yok. Siz öyle birden şey yapınca ben bir afalladım dedim. Hamile gibi mi görünüyorum dedim dışarıdan. Ay benim salak kızım. Ay. Ama yine de ben bu habere hani bir sevindim yani. Peki olay ne lan o zaman? Artık benim bir işim yok Bozkır Baba. İstifa ettim. Vurdum kapıyı çıktım. Batsın o cumada dükkanında yerin dibine batsın.
Harika. Harika. Aşkım. Oh, çok güzel kızım. Of, oh, ay ne güzel, ne güzel. Aa, Esin, öyle mi? Tamam, ben şimdi çıkıyorum. Ben hemen çıkıyorum. Size iyi günler. Alo? Ольга? Да. Все, все правда. Хорошо, пока. Чем вот? Я, benim tam olduğu veden arkadaşım Olga aradı, olayları duymuş. Nasıl oldu anlamadım. Yuh! Ya bu Gülper ablanın ne çeşit bir iletişim ağı var ya. Tabii tabii. Gülper abla böyle. Modeli böyle ya. Bu toplu mesajlar falan var ya, ondan çok daha etkili ya. Gülper'i. Oo kızlar, buldunuz yumuşak havayı, yaymışsınız bağları bakalım. Hüseyin al bakalım, hayırlı uğurlu olsun, güle güle kullan. Hayırdır, sen getirmezdin bunu, İsmail'e verdin, ne oldu? İsmail deme bana, sakın onun adını duymak istemiyorum. Kendisiyle çalışmıyoruz artık. Çünkü ben iş adamıyım değil mi? Boş boş oturan adamla niye çalışacağım? Kovdum gitti, bitti gitti yani. E şimdi bu oldu mu yani? Bak yine patlamasın. Cuma. Ne demek oldu mu? Oldu tabii ama bunlar hassas aletler be ya. Or kullanırsan çatlar da patlar da. Koyacağım tezgahını oraya, kalacak böyle ya. Ne yaptın sen be ya? Oho! Onun ben vidasını mı takmamışım acaba? Ne yaptın ama sen ya? Ben bunu takmayayım oraya. Ver bakalım bunu, ver. Ben bunu ikinciye yaparım. Yalnız ikinciye yaptığımı parasını da senden alırım ona göre ha. Yok ya pışık. Hem tamir etme, hem iki defa para al ha. O oldu canım. Senden başka tamirci yok yani şu mahallede ha. Sana kaldık. Bana kaldın tabii ya. Benden başka tamirci yok. Aa pışıkmış pışık. Serdur al ışık. Hadi görüşürüz. Oh be, çok güzel bir haber bu işte ya. Siz niye bu kadar sevindiniz ki Bozdur babacığım? Normal şartlarda kızıp bir yana sokağa atmanız gerekmez mi? Ya çok iyi olmuş yavrum. Sen o sahtekar Cuma'nın yanında bir kuruş para kazanmıyordun zaten. Şimdi hiç olmazsa kendi iş yerine açarsın, paraya para demezsin. Gerçekten sevindiniz yani. Bize de bir umut ışığı doğdu İsmail. Hiç olmazsa kendi iş yerine açarsan para kazanırsın. O zaman da kendi evinize geçersiniz hiç olmazsa. Değil mi ya? Kocam, bak biz kendi evimize çıktığımızda panjurlarımızı yeşil yapalım. Ben öyle pembe panjurlar falan istemiyorum ya. Zaten sürekli pembe giydiğim için kaybolurum ben o pembe panjurların önünde fotoğraflarda. Kaybolur giderim yani, iyi gözükmem. Sen her türlü iyi görünürsün. Mekan fark etmez. Benim mer mer dişliğim, dilber dudaklım bu ya. İsmail hadi kalk, bir an eve gidelim, sana bir dükkan bakalım. Hadi kalk. Hadi. Hadi hadi. Çırak değil, usta karısı oluyorum artık. Kıza bak ya, kıza bak ya. Nasıl taş koyuyor Esin'den Şevkat'e muhabbetine, görüyor musun aga? Lan boşanmayacağım ne demek? Ya gelince çekeriz köşeye, konuşuruz abi. Öyle vallahi kardeşim. Onlara yapılan yamuk bize yapılmış sayılır. Hep beraber konuşalım. Evet evet tamam, haklısınız. Bu kadar sinirlenmeyin. Konuşup halletmek lazım. Beyler kalkın, geliyorlar. Eğri ile doğruya varılmaz. Şimdi ilk ben başlıyorum. Ver. Arkamdan saydırıyorsunuz. Tamam, geliyorum, peşindeyim. Hoş geldiniz. Merhabayın. Yes. Merhabayın. Bir şeyler içelim, içebilir miyiz acaba?
Süreye bak ya. Bize yaptığı onca şeyden sonra bir de kraliçe muamelesi görüyor. Hoş geldin. Efendim. Şu meseleyi konuşacaksın. Bir şeyler içsek olur mu acaba? Ben size bir köfte ekmek işi falan söylesem. Saçma saçma konuşma. Ata ağzına bak ya. Çay ısmarlayalım müesseseden. Müessese? Yani benden, şirketten. O kalabalık kahvenin yerini hiçbir şey tutamaz hanımefendi. Lütfen buyurun. Aç. Buyurun, buyurun, buyurun. Açsana, buyurun. Buyurun. Buyurun, buyurun. Belli oldu işte. Bu kız yardım etmeyecek bize. Evimize de kalmasın, gitsin. Sinirlerim bozuluyor ya gördükçe. Ya bence bu kadının asıl derdi neyse biz onu çözek. Ya o zaman belki yardım eder bize. Ya etmiyor işte. Derdini çözdük işte, yardım etmedi bize. En doğrusu gitmesi olacak. Ya aslında kalması, yani gözünüzün önünde olması daha iyi bence. Siz dava açın yine de. Onun fikrini değiştirmesi, itiraf etmesi süreci hızlandıracaktır. Gizem doğru söylüyor. Ya giderse izini kaybettirir. Sonra dava uzadıkça uzar. Ya ne kadar uzayabilir Allah'ını seversen. Gideceğim mahkemede, bu benim karım değil diyeceğim. Bitecek, gidecek işte. Peki öyle olmazsa? Of ya! Ne olacak o zaman? Ne olacak? Kalacak mecburen. Lüdmina'cığım, lütfen benimkini iç. Saçmalama Kazım. Efendim şöyle çayı takdim edeyim, bu sıcak sıcak için. Soğuduğu zaman hiçbir şey yaramaz. Şöyle kahveyi bırakayım, soğuk kaldı da. Allah'ını seviyorsan dur bir ayakkabılarını boyayım. Ne? Ne yapıyorsun oğlum? Nerede? Salak mı çıçay Merdan? Kalksana be, hoşt, hoşt. Ya niye hile yapıyorsun oğlum ya? Adam gibi dursana, hoşt. Allah Allah. Hayret bir şeysin ha. Lüdmina'cığım, keseyi sana ikram edeyim, böyle tenini keselersin. Çok da relax hissedersin kendini sonrasında. Hayır Kazım, hayır. Hanımefendi, sizin coğrafyanıza kese fazla gelir. Yorgunluğu katmanın en iyi yolu kitap. Buyurun. Ama siz beni çok çıkartıyorsunuz. Çıkartıyoruz beni. Ben kimseyi çıkarmadım. Nereden çıkardın? Asla götürdüm yani. Çıkmadım, çıkarmadım ben, öyle bir şey yapmadım yani. Olacak iş değil yani. Esas kız, esas oğlanın dayısının kızı çıktı. Pes. Ay anne, bir sanat düşmanıymış gibi davranıyorsun ama ya. 40 saattir burada hiçbir şeye konsantre olamıyorum. Televizyonun sesinden kendi düşüncelerimin sesini duyamıyorum. Kız şunun sesini ya. Bütün ilham perilerimi kaçırdın. Bir de yorum yapıyorsun babaanne gibi vır 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 vır. Bana bak, televizyonun sesini kısmıyorum. İlham perilerini al, içeriye git. Anladın mı beni? Diziyle benim arama girme, tepemde de dolanıp durma. Anneciğim biliyor musunuz, kitabım çıktığında teşekkürler kısmına değil ama teşekkür etmediklerim kısmına altın harflerle sizin isminizi yazdıracağım. Böyle büyük büyük puntolarla yani, pes. Ben ne diyorum sana? Diziyle benim arama girme diyorum. Hadi içeri, yürü içeriye. Ne izinmiş arkadaş? 3 saat izle bitmez bu ya. Sana ne? Sana ne? Ay. Kaçırdım işte. Ne oldu? Kız ne oldu? Oğlan nereye gitti? Başka sahneye geçildi. Bu ne ya? Bu ne ya? Ben dayanamıyorum artık buna ya. Gitti, kuruldu benim koltuğuma, film izliyor. Bir de bana diyor ki, cipsin bitti, git bana cips al. Neymiş efendim? O kalkamazmış, filmini yarıda bırakamazmış. Cips vardı bende ya. Ha getir getir. Her istediğini yapalım. Ha sabret be gülüm. Ya halledeceğiz. Bu aramızdaki son engel yani. Çok kısa sürede çözeceğiz bunu da, merak etme. Emin misin? Uzuyor çünkü bu. Uzasın be. Ne olacak? Yani uzayan her yolda yanımda sen varsan... Benim için problem yok. Da, ya benim her seferinde hevesim böyle kursağımda kalıyor. Senin kafana takılan en ufak şey benim uykularımı kaçırır. Söz veriyorum. En kısa sürede halledeceğiz bu işi. Gerçekten mi?
Neyse hadi götür şunu cipsini de bu şimdi sinirden koltuklar moltukları yemesin ya. Yapar yani o şimdi bilgisayarın köşesini falan ısırır püsküvit gibi iri ya bir de güçlü. Tesili. İyi tamam gidiyorum ben iyi geceler. Sana da. Sen ya? Film çok acılı. Ondan ağlıyorum. Bak bu ikisini birbirini çok seviyorlar. Ama şu kadın kötü. Aralarına girdi. Kötü kadını sevmiyorum. Çık onların arasından. Çık. Sinir bozucu bu. Kızım, yollarına güller döktüm. Nedir bu suratının hali? Aşkım su çikolatam yarım benim yeni işimin ilk günü. Bizim şu an neşe içinde olmamız lazım. Aşkım doğru diyorsun ama ben yazacak hiçbir şey bulamıyorum ya. Ayrıca annem de televizyonu ne kısıyor ne kapatıyor zaten. Çan 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 benim kafam şişti burada ya. Hiçbir şekilde yoğunlaşamıyorum, konsantre olamıyorum. Olmuyor işte olmuyor. Ya teyzenim sen hala anneni tanıyamadın mı? Bunun dizisi başladı mı hayatı duruyor. Geçin ne anlıyor ben de anlamıyorum ama seviyor kadın bak. Bir kez ben de izleyeyim dedim. İlişkilerden falan hiçbir şey anlamadım. Kafam allak bullak oldu. Biri birinin yanına yatıyor. Sabah kalkıyor başka birinin yanında. Şaşılacak iş. Zaten bu dizileri son dönemde hep romanlardan uyarlıyorlar. Ama ne oluyor? Uyarlıyorlar, uyarlıyorlar. Uyaracak bir şey kalmıyor. Roman bitiyor. Saçmalamaya başlıyorlar. İşler Arap saçına dönüyor. Kendilerini de kurtaramıyorlar bu girdaptan. Ey seyirci, madem bu romandır. Niye dizisini izliyorsun? Al eline romanı. Oku, he? Belki kendi yolculuğuna çıkarsın. Hayalinde daha güzel şeyler yaratırsın. Aferin sana. Çok doğru dedin aşkım. Aç romanı oku, hop sonra dizi yap, hop sonra film yap. Çok doğru söyledin. Şimdi ben de böyle sonradan filmi yapılacak, dizisi yapılacak çok güzel bir roman yazacağım aşkım. Ardından romanım dizi yapılıyor, film yapılıyor. Nasıl ilham oldun bana ya, sen süpersin. Seni böyle mutlu ve heyecanlı görmek o kadar güzel ki tıpkı benim gibi yani içimi görsen şu an pır pır. Tamam aşkım hadi başımı şişime benim git hadi tamam hadi. Şöyle 120 bölümlük bir dizi. Kaldır birazcık öz kal. Evet birazcık. Ha? Kaldır kalır abi. Kaldır biraz daha. Biraz daha. O öyle biraz şöyle sağa sağa. Tamam iyi böyle iyi tamam. Vur şimdi tamam çak. İlk tadilatı şimdi kendi dükkanım olacakmış meğer. Kısmet işte. Düzgün as aşkım düzgün as. Düzgün as ki kem gözler bizden uzak dursunlar inşallah. Hayırlı işler kolay gelsin İsmail. İsmail? İsmail Usta Tesisat Lilitek Şirketi. Ne yapıyorsun lan sen? Bu ne lan İsmail Usta Tesisat Lilitek Şirketi? Ne yapıyorsun burada? Ulan sen hainsin yemin ederim var ya sen yılansın yılan. Sen nasıl bir uçuraksın lan? Oğlum ustanın karşısına dükkan açılır mı lan? Tesisatçı dükkanın karşısına tesisatçı. Vallahi planı versin benim. Bombalarım lan burayı. Yemin ediyorum bombalarım. Hepinizi mahvedeceğim lan. Ne yapıyorsun Allah kurban? Sen öleceksin. Sen öleceksin. Benim yanındayken öyle çırçık gibi duruyordun. Ne oldu? Dükkanını mı koruyorsun? Lan gebertirim seni. Yemin ederim yani. Allah'ım şıkkım olsun sana verdiğim emeklere be. Ne emeği be? Ne emeği? Çocuğun hakkını yedin sen. Sömürdün çocuğu. Hadi. Artık ben de bu piyasadayım Cuma. Bak dikkatini çektiyse usta demedim. Neden? Çünkü ben kendim ustayım. Ne? Ne ustası lan sen? Ne akıllı bile olamadın. Muhtar!
muhtar! Sür bunu buradan! Mahalleden sür bunu, tutukla götür! Ya saçmasın be, konuşma! Polis değil muhtarım ben. Anlatın ne oldu? Kızlan sen bunu mahalleden sürmeyeceksen senin muhtarlığın ne işe? Tut senin muhtarlığına be ya! Ya kahvet ne zamandır hainlik oldu lan? Ben burada alnımın teriyle ekmeğimin peşindeyim! Lan senin o alnına var ya! Çıma! Ulan durun lan! Durun ayıp oluyor ya! Bana vuracak hadi! Şevkat! Şevkat, bot bile yok yine ya. Ha gel gel. Ben de seni uyandırmaya geliyordum, gel. Günaydın Esin. Burada mıymış bu? He. Ya, ne işi var bu kadının sabah sabah senin mutfağında? Ya dur kızım, özel bir şeyler mi ne hazırlayacakmış? Ben de sokmuyor mutfağa. Bu Moldova mutfağının özel bir yemeğini mi ne yapacakmış? Baksana zaten marangoz atölyesinde çevirdi burayı. Böyle almış, sütü de buna koymuş falan filan. Sen otur, yiyelim sonra beraber geçeriz. İsmet! Yapasız kahvaltınızı tokum ben. Ya Esin! Esin! Görüyorsun değil mi? Şam şeytanını görüyorum. Karşıma dükkan açtı, yetmiyormuş gibi gelmiş bir de yan masamda çay içiyorlar ailecenek. Sen o senin kahvesinin yanına seyyar çay ocağını gazlarken yiyorlar ama. Lan o başka bu başka be ya. Ayinsin oğlum sen, ayinsin. Ayinlere yer yok bu mahallede, haberin olsun. Ya dur be oğlum, bir sakin ol ya. Cima, olaya olumlu yönden bak. Rekabet her zaman kaliteyi arttırır. Mahallenin kalitesi yükselecek. Kalitesi yükselecekmiş. Ben size kalitenin el alasını verdim be ya. Ben kalitenin en üst noktasını verdim. Orası tartışılır işte, tartışılır. Siz bir de ben görün Smiley. Sakin ol aşkım ya. Boş ver Allah aşkını. Oğlum tezene doğru söylüyor ya. Sen sonuçta ekmeğinin peşindesin. Doğru diyorsun Bozdur babacığım da bu işler tanıtım faaliyetleri olmadan da maalesef olmuyor. Aşkım sen hobi olarak yine tanıtımını yap. Ama ben ileride çok ünlü bir yazar olacağım için ve çok fazla para kazanacağım için tüm bunlara asla gerek kalmayacak yani. Rahat ol. Hmm. Bir relax. La havle ve la kuvvete. Bu bayağı güzel olmuş hakikaten ya. Ellerine sağlık vallahi. Afiyet olsun. Ben Esin yesin de istedim. Çok kırıldım ona. Ha yok. Esin zaten yemezdi ya. O diyette. Diyette? Ne gerek var? Esin çok güzel. Güzel mi? Ya Esin'i tarif etmek için güzel yetersiz bir kelime oluyor. Yani onu tarif edecek daha böyle dünyadaki bütün güzellikleri içinde barındıran böyle özel bir kelime lazım. Ama tabii öyle bir kelime de olmadığı için biz kısaca Esin diyorsun. Sen aşıksın. Ya sen şimdi bırak bizi de. Sen şu asıl meseleyi anlat bakayım. Senin derdin ne? Yoksa şu adamla mı ilgili senin bu mevzu? Ben mutfaktan bir şey alayım. Sen ye ye, çok güzel bunlar. Ha, evet. Oyna abla, sen seversin. Buyurun buyurun, lokmadan alın buyurun. Gülper Hanım, torunlarıma da alabilir miyim? Tabii alabilirsiniz. Ele de olsa gelecekteki müşterimizsiniz. İtin aylan sıkarım civata. Mümkün değil sızdırmaz taktım conta. Paranızın karşılığı tam burada. El derdinize devasma il usta. Oo, bir de cıngıl yapmış, cıngıl cıngıl. Varoş, varoş. Ay, ay. Ne güzel. Sen abi.
İsmail, hayırdır lan oğlum? Karnavala çevirmişim burayı. Yürüyoruz, döner mi lan burası? Hayırlısınız bey. Sağ ol muhtar. Hayırlısın kardeşim. Sağ olasın Selami. İnşallah tamircilik sektöründe çığır açacağız kardeşim. Tamam tamam, çığır açacağız. Hadi. Yapmaya da bayılırım ha. Bir hanım yetmezse takviye yapalım. Ya çok var. Buyurun, buyurun Niko Bey, buyurun. Tak. Ulan iki lokmaya bir ok kafası sattınız beni be ya. Gel otur, gel bakalım. Gel otur biraz. Muhabbet edelim ya. Gel bakalım. Muhteşem olmuş lan. Değil mi? Ne? Dükkan. Evet lan. Aa, lokma var lan, lokma var lan. Vay be. Demek böyle oldu ha. İsmail, hayırlı olsun lan. Sağ olasın, boncuk. Ulan amma beniş eğlenti meraklısı insanlar mısınız be ya? İki dakikada sattınız beni. Allah'ım zıkkım olsun. Yiyin bakalım. Yiyin ağzınızdan burnunuzdan gelsin. İsmail, İsmail. Böyle bedava organizasyonla benden müşteri çalacağını sanıyorsan yanılıyorsun. Sen yokken ben vardım lan burada. Cuma rekabet iyidir rekabet. İyidir. Al bebiş. Otur hayat. Gel. Gel bebeğim. Hayatta yaman. Ben o konuşalım. Hayatta İsmail'in o lokmasını yiyeceğimi ben elmasını yiyeceğim. Aa! Hocam bu lokma iyi dökmüş ha. Bir de bak tarçın var ya. Ya işte kurtarıyorum bir tane. Çaktın mı lan ya? Gerçekten inanılır gibi değil. Bir de bana diyor ki gel oturalım hep beraber kahvaltı yapalım. Yani bence Şevkat'in bir suçu yok. Huyuna giderek derdini anlamaya çalışıyor. Yani asıl derdini hallederse sizin derdiniz halle olmuş olacak. Yani öyledir belki bilmiyorum. Ama ben artık çok sıkıldım bu durumdan ya. Bir şey yapmak istemiyorum. Ne zormuş biriyle aynı evde yaşamak. Bir de bu kızla. Kız bir tuhaf ya. Ne oldu, ne yaptı ki? Neyi tuhaf? Ya benden bilgisayarımı istedi laptopu bir film izlemek için. Aşk filmi izliyor. Neymiş efendim? Bir tane kadın iki aşığın arasına giriyormuş diye bilgisayarın ekranına bir şeyler fırlatıyor sürekli. Yok cips atıyor, yok terlik atıyor falan. Kıracaktı ya. Aynı anneannem gibi. Anneannem benim böyle yapar ya. Sen iki aşığın arasına girenleri sevmiyor mu dedin? Öyle dedi. Ama o da öyle yapıyor. Yani filmdeki gibi iki aşığın arasına giriyor. Aa, acaba bu yaptığının farkında değil mi? Yani bu durumda terliği kendisine fırlatması gerekiyor değil mi? Yani. Ben atacağım o terliği onun kafasına zaten yakın zamanda. Ya Esin, sen şu filmi bir anlatsana bize. Sinekli Bakkal romanının yazarı kimdir? Halide Edip adı var. Reşat Nuri Güntekin. Ne yazık ki doğru cevap Halide Edip Adıvar olacaktı. Şimdi son sorumuzu soracağım. Romen rakamlarında hangi sayı yoktur? İyi, tabii ki sıfır. 100 sanırım. İyi, nasıl? Doğru cevap sıfır olacaktı. Ne yazık ki olmadı ama bu sefer olmadı diyelim. Ödülü size veremiyoruz ama yarışmamız tüm hızıyla devam ediyor. Siz de bizle yarışmak isterseniz telefon numaramız 0511-332-79. Boşu boşuna duruyoruz biz burada ya. Baksana tekrar cevaplar boşa gidiyor. Arayalım da bari biz alalım ödülü. Saçmalama Selami. Ben burada eğleniyorum sadece. Zaten düşmez mi bana? Ha alo, alo. Merhabayım, merhabayım. Ben bu yarışma için aralıydım da. Ha adım Niko, Niko. Niko Kalamaroğlu. Tamam bekliyorum ben, siz bağlayın bekliyorum. Tamam, alo. Alo, alo. Evet. Evet, merhaba, yayındayız. Rica edeceğim, hazırım. Radyonuzun sesini kısabilirsiniz. Ah, evet, beni radyoyu kapat, şey yapıyor, cızırtı. Nerede dinleyeceğiz lan? Kamboçya. Onun cevabı da Kökner. Doğru mu? Tabii ki Gaziantep bu kadar basit bir soru olamaz. İyi. Tamam. Ne oldu oğlum? Ne oldu lan? İki kişilik Kartepe tatili kazandım. Kafa açar ya. İşte bu. Niko ya. Ben hiç görmedim orayı. Beni de götürsen ya. Avcı niye be? Oğlum sizi ne götürecek? Hayırdır ya? Siz neyin peşindesiniz? Arayan benim. Fikri veren de verin. Tabii ki beni götürecek. Abisinin bunlar at. Anlatabiliyor muyum? Satışa bak. At gibi uyurlar bunlar. Ama bu kardeşin
melek gibi olur. Anlatabiliyor muyum? Beni gönder. Hiç boşuna heveslenmeyin beyler. Bu tatile gidecek olan kişi belli. Kim lan? Görürsünüz. Bir karşınızda Suzan kardeş, çekemeyenler çatlasın. Suzan Hanımcığım, beni kırmadığınız için çok teşekkür ederim. Vallahi iyi ki geldin. Şu Balkan dayanışması her yerde her zaman çok önemlidir. Çalalım, oynayalım, söyleyelim veya. Hadi bakalım. Duyduk duymadık demin. Hey ahali. Bir dakika. Ne edin bugün tutmadınız? Hemen kesin yoksa zabıtaya yazın. Herkes dinlenir. Aa, hemen çağır zabıtayı. Hemen çağır vallahi. Hemen çağır. Sizden Hanımcığım, rica ediyorum sizden. Kusura bakma, alsınlar kapatsınlar burayı, götürsünler bunu. Hadi bakalım. Yani buradan Allah'ın kulu bir yere götüremez. Bundan böyle hep karşındayım. Haberin olsun Cuma. İkiniz de birbirinize saygılı olacaksınız. Ben mahallemde huzur istiyorum. Huzur mu? Aa, güleyim bari. Bu mahallede huzur var mıydı be? Tabii ki Vazıcım abi, ama artık sayenizde yok. Ya boş ver onu bunu, Allah'ın seversen. Bak sana Balkan böreği vereyim. Ne? Vallahi. Al. Ne veriyorum o bana börek? Al bakalım. Al, aç ağzını. Ne böreği aç. Bu? Aç. Bırak şunu böreği, al lokmaya, tatlat. Al, al, al. Hadi bakalım, çal oynayalım be ya. Çalın bakalım, hadi. Kaldır kolları. Allah! Ay Marika'cığım, şimdi Ayşe'nin oğlu nişanı bozmuş, kız tarafı da buna çok bozulmuş, darılmışlar. Nagihan da Meral'in altın gününden çıkmış, kısırı çok acı yapıyorlar. Benim canıma kastı mı var bu Meral'in demiş. Allah aşkınıza Gülferi Hanımcığım, hani neden el alemin dertlerini dert ediniyorsunuz? Doğrusu benim size verecek çok güzel bir haberim var. 3 gün sonra benim doğum günüm var. O yüzden başkalarının derdini kendime dert edinemem, kendi canımı da üzemem. Ay harika bir haber bu. Çok memnun oldum. Ay, bakalım şimdi Cevdet Bey size ne hediye alacak? Bir pırlanta yüzük mü yoksa bir elmas yüzük mü? Tabii, kasıkçı elması alacak. Allah aşkına yapmayın böyle şeyler canım. Ne kasıkçı elması, ne elması. Allah aşkına bizim bu yaştan sonra hediyeye mi ihtiyacımız var ha? En güzel hediye mutluluk ve huzur Gülferi Hanımcığım. Madam. Ah, hoş geldiniz Cevdet Bey. Hoş bulduk madam. Nasılsınız bakalım? Ah, iyiyiz, iyiyiz. Sizi sormalı efendim. Çok teşekkür ederiz, sağ olun. Madam, size bir sürprizim var. Ah, ben sana dememiş miydim Marika'cığım? Neyse Gülferi Hanımcığım, ne iyi ettiniz de geldiniz. Neyse güle güle, yine gelin, olmaz mı? Buradayım zaten. Olsun, siz gidin yine gelin. Ben de iadeyi ziyarete geleceğim size. Oldu, görüşürüz efendim. Güle güle. Hadi efendim, size iyi günler diliyorum. Güle güle. İyi günler. Sağlıcakla kalın efendim. Allah'a ısmarladık. Cevdet Beyciğim, ne sürprizi? Size çok güzel bir doğum günü hediyem var. Paris. Baş başa bir Paris hediyesi. Paris? Esin, ya sence şu işe yarar mı? Şimdi, madem bu kız dramaları çok meraklı, tamam mı? Böyle kötü kızları falan, kötü kadınları sevmiyor. E o zaman sen de sahte bir drama yarat. Bütün sorumluluğu ona yükle. Yani ne bileyim işte, belki inadından vazgeçer. Ay yok ya, hiç sanmıyorum onun işe yarayacağını. Zaten şu halimize bak, bundan âlâ drama mı olur? Ama o bu durumun farkında değil. Yani diyoruz ki, bu durumun farkına vardıralım. Yok ya, vallahi hiç artık uğraşmak istemiyorum. Zaten böyle oyunlar falan oynamak istemez Şevkat. Kızar kesin şimdi ben söylersem. Ya tamam, Şevkat duymasın o zaman. Hem daha inandırıcı olur. Diyorsun. Evet. Deneyelim o zaman. Beyler bu ne biçim iş oğlum ya? Şş, kıza posta koyacağımıza gittik kendi ellerimizle çaylar kahveler falan ikram ettik ya. Yani? Yani şş, bak kendimize gelmemiz lazım. Sonuçta bu kız Şevkat'le Esin'in muhabbetine taş koyuyor, haberiniz olsun. Aynen kardeşim, bir toparlayalım kendimizi ya. Artık buna haddini bildireceğiz lan. Yani abisinin artık bir başlayalım, bu nedir ya? Geliyorlar mı? Ben başlıyorum aga. Bir dakika kardeşim, sen sıranı saldın, ben de sıra. Ben halledeceğim bu işleri ya. Yeter artık, buramı kadar.
Privet. Anna Karenina, çay içmek ister misiniz Dostoyevski? Terbiyesizler. Ağzın suyunu sil, ağzın suyunu. Terbiyesiz. İki çay göndersene bizi. Tamam. Kardeş sen bir hamamına gitsene. He? Bir hamamına git defol. Sen ne yapıyorsun? Ha? Oğlum bana bak, bana. Bana bak. Hani kadına konuşacaksın? Git lan buradan. Git dükkana git. Gelme lan bir daha benim dükkanıma da gelme. Ayıp oluyor ama. Oğlum bu mahalleden git lan, git bu mahalleden. Seni barındırmam burada bak. Konuşacağım edeceğim dedi, gitti hatuna yürüyor yine ya. Ver! Aa. Ver! Hayırdır, sen pek bu saatte eve uğramazdın, ne oldu? Demek ki önemli bir mevzu var. Aman Niko, şimdi uzun uzun konuşmaya başlamam, vallahi çekemem. Hayır, uzun değil. Ama çok hoşuna gidecek bir konu. Aa, merak ettim şimdi. Neymiş önemli şey? Bahar bak, radyoda 3 tane soru bildim. Ve Kartepe'de 2 kişilik tatil kazandım. Bütün mahalle benimle gelmek istedi ama ben hayır dedim. Bana ne ya? Hava mı atıyorsun sen şimdi bununla bana? Hay kiminle gidersen git. Bahar, ben bu tatili sana hediye etmek istiyorum. Bak, uzun zamandır sana bir şey hediye edemedim. Malum Arslan'ın taksitleri çok fazla. Neyse, rica ediyorum. Birlikte gidelim, çok eğleniriz. Ay, gerçekten mi ya? Ay, yaşasın. Niko, kar botum yok benim. Gidemeyiz. Bahar, tek derdimiz olsun, hallederiz. Hallederiz değil mi ya? Buluruz bir yerden. Ay ya! yok. Aa, tatile gidemeyiz Niko. İyi, neden? Annemin doğum günü. Adema. Çok haklısın. Mamanın doğum günü. Ay, Nesin geldi geldi, Dudum ile geldi. Gelebilmişsiniz sonunda. Nasıldı kahvaltılar? Şöyle ballı çörekli, pek de mutlu görünüyorsunuz. Yok be, standart sırtma kahvaltı ya. Çay? İstemem. Ben alayım. Sana da ayırdım ben, eve gelince yersin diye. Zahmet olmuş, yemem. Ya ne ayıp Şevkat, asıl ayıp ne biliyor musun? Asıl ayıp senin yaptığın. Ben farkında değil miyim sanıyorsun? Bu kadın geldiğinden beri soğudun bana karşı, tavırların değişti. Bak her şeye katlanabilirim ama buna katlanamam. Herkes de duysun, herkes bilsin. Şevkat'le ayrılıyoruz ve nedeni de bu kadın. Ya Esin, tamam bak olanlar beni de bazen rahatsız ediyor ama... yani senin de bu her sinirlendiğinde gelip senden ayrılıyorum demen de artık canıma tak etti ha. Ne yapayım Şevkat? Dayanamıyorum artık, katlanamıyorum artık. İyi tamam, katlanamıyorsan ayrılak o zaman. Ayrılak, bu kadar basit yani. Sen dükkanını ayrıl, ben dükkanımı ayrılayım. Sen de özgürsün kızım, ne yapıyorsan yap artık ya. Oğlum, baş. Lan! Allah Allah! Ulan nasıl bir girdabın içine düştük, görüyor musun? Hadi bakalım, hadi bakalım. Allah kabul etsin.